أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Var gücüyle koşanlar, neşe ve şevkle yürüyenler, yüzüp yüzüp gidenler, yarışıp geçenler, işleri düzenleyip yönetenler hakkı için ki, kıyamet gerçektir. Hepiniz ölümden sonra diriltileceksiniz. Günü gelince, sura ilk üfleme, yeri şiddetli bir depremle yıkacak. Onu izleyen ikinci üfleme, herkesi mezarından kaldıracak. O gün kalpler güp güp atacak. Gözler yere eğilecek. İnkarcılar alay ederek şöyle derler: çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz eski durumumuza getirilecekmişiz? O takdirde bu bizim için ziyanlı bir dönüş olur. İnkarcılar alay ederek şöyle derler: çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz eski durumumuza getirilecekmişiz? O takdirde bu bizim için ziyanlı bir dönüş olur. İnkarcılar alay ederek şöyle derler: çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz eski durumumuza getirilecekmişiz? O takdirde bu bizim için ziyanlı bir dönüş olur. Fakat olay zor değil. Bir tek emirden ibarettir. Bir anda mahşerde toplanıverirler. Fakat olay zor değil. Bir tek emirden ibarettir. Bir anda mahşerde toplanıverirler. Musa'nın hadisesinden haberin olmuştu değil mi? Hani Rabbi ona Kutlu Tuva Vadisi'nde şöyle seslenmişti: Firavun'a git. Zira o iyice azdı. Ona de ki, kendini arındırmaya gönlün var mı? Firavun'a git. Zira o iyice azdı. Ona de ki, kendini arındırmaya gönlün var mı? İster misin, seni Rabbine kavuşturan yola uğrayım? Böylece sen de ona saygı duyasın. Ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o buna yalan dedi ve isyan etti. Sonra sırtını dönüp, Musa'ya karşı bir çalışma içine girdi. Adamlarını topladı ve onlara, sizin en yüce Rabbiniz benim dedi. Allah, onu dünyada da, ahirette de şiddetle cezalandırdı. Bu da Rabbini sayacak kimselere bir ibret oldu. Siz, ey haşrı inkar edenler! Düşünün, sizi yeniden yaratmak mı zor, yoksa gök alemini mi? İşte bakın, Allah onu nasıl da sağlam bina etti. Allah onu direksiz yükseltti ve kusursuz işleyen bir sisteme bağladı. Gecesini karanlık, gündüzünü parlak şekilde açığa çıkardı. Sonra da yeri döşeyip yerleşmeye hazırladı. Oradan sularını, otlaklarını çıkardı. Dağlarını oturttu. Bütün bunları sizin ve hayvanlarınızın hayatı için yaptı. Fakat her şeyi bastıran o felaket geldiği zaman, insan neyin peşinde koştuğunu anlar ama artık iş işten geçer. Cehennem her görene apaçık görünür. Artık kim azdıysa, ahireti unutup dünya zevkini tercih ettiyse, onun varacağı yer olsa olsa cehennemdir. Ama kim Rabbinin divanında durmaktan korkarsa ve nefsini heva ve hevese uymaktan dizginlerse, onun varacağı yer de olsa olsa cennettir. Sana kıyamet saatini sorarlar. Demir atması ne zaman diye. Sen nerede, onun vaktini bildirmek nerede? Onun sonu Rabbine varır. Kesin bilgisi ona aittir. Sana düşen sadece ondan korkanı uyarmaktır. Onu gördükleri gün